Tekrar yayına başladık. Umarım bu defa sorun çıkmaz çünkü dünden beri bununla uğraşıyorum. Hoş, çok da izleyen yok ama yine de söz verdik, sözümüzü yerine getirmekte fayda var. Evet, dediğim gibi libretto'yu yazmaya çalışıyorum ben. Sıfırdan, baştan sona Munzun ile, yani full stack diyebiliriz biz buna. Bunu bir an önce yapıp bitirip aradan çıkarmak istiyorum. Çünkü başka projeler de yapmak istiyorum. Onlar için alan açmam lazım ama libretto'yu da bitirmeden oraya geçmek istemiyorum. Tabii diğer proje dediğimde yine libretto ile ilgili ama başka modüller yapmayı düşünüyorum. Okullar için başka uygulamalar da eklemeyi düşünüyorum. Evet, öncelikle bizim Emzun denilen bir tane araç kurmamız gerekiyor. Daha önceki derslerde gösterdiğimden dolayı burada uzun uzun anlatmayacağım bazı şeyleri. Zaten yoruldum. Açıkçası üçüncü defaları çekiyorum. Bu Rust Top Update Stable komutu ile Rust'ı güncelliyoruz. Son sürümüne 1.66'dayız şu anda. 66 mı 65 mi, ikisinden biri. Burada Wasm için derleme hedefi oluşturmamız gerekiyor. Yani yazdığımız kodları Wasm'a derleyebilecek bir target dediğimiz Wasm 32 unknown diye bir target oluşturuyoruz. Bunu da ekledikten sonra şu komut ile Emzun'u kuruyoruz. Emzun'u kurduğumuz zaman bu bize bir komut olarak dönecek. Bu komutu kullanabileceğiz. Biz de şimdi o komutu kullanıp Emzun libretto yazıyorum tabii ben. Yeni bir proje olarak libretto oluşturuyorum. Daha sonra tabii işte dokümana giriyorsunuz falan filan. Biz şu anda zaten o dokümanı açmışız. Şimdi bu dokümanda backend tarafına şimdilik dokunmuyoruz. Backend'in ne olduğunu diğer dokümanları da anlatmışım. Oraya gidip bakabilirsiniz. Biz daha çok bununla ilgileneceğiz. Şimdilik sadece main ile ilgileniyoruz. Çalıştıralım bakalım neymiş. Start diyelim. Çalıştı. Herhangi bir sıkıntı yok. Projemiz burada. Bunu tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi buraya bir tane sayfa yazısı ekledik. Ama tabii şu an işimize yaramıyor bu. Burada main fonksiyonu bizden bir tane pn-once, burada element döndüren bir tane fonksiyon istiyor bizden. IMP'li element tabii o istiyor. Bakın burada mesela tanımlamış. Öyle bir fonksiyon tanımla ki tabii bir tane str tanımla, bir tane de pn-once tanımla. Yani bir tane closure da tanımlıyoruz. Closure fonksiyon ya da closure fark etmez. Dönüt olarak element türetecek ama biz buna odaklanıyoruz. Her ne kadar Monzun biraz bunu değiştirse de element değil de into iterator olması gerekiyor. Item e, o da element oluyor. Her neyse, detaylara dediğim gibi şimdilik girmiyorum. Yavaş yavaş bunların hepsinin üstesinden geçeriz diye tahmin ediyorum. Şimdi benim niyetim sayfayı parçalara ayırmak. Biraz hızlı anlatıyorum çünkü bilgisayarım çöküyor durmadan. Bu bizim kocaman sayfamız. Ben şimdi bunu parçalara ayıracağım. İki parçaya şimdilik ayırıyorum. Biri şu üst kısım navbar. Biri de şu alan body. O yüzden column, bunlar için column kullanıyoruz. Yani column'da biz item eklediğimiz zaman her biri alt alta geliyor. O yüzden geliyoruz buraya. Label değil de column ekliyoruz. Column div dediğimiz zaman yeni bir sayfayı, daha doğrusu kolonları oluşturmuş oluyoruz ama buna itemlar, yani elementler ekleyeceğiz biz buna. Item öyle bir itemdir ki bize element döndürecek tabii bu da yine aynı şekilde. Ama tabii bu elementlerin her biri özel. Şimdi ben bunun için bir tane apres diye bir dosya oluşturdum. Burada root dosyasını oluşturdum. Biz direkt bunu çağıracağız aslında. Şuradan root diyorum. Ama tabii app'ı buraya mod etmemişiz. Dolayısıyla kullanamıyoruz. Şimdi bunu siliyorum. Uproot ile şuradaki root'u çağırıyorum. Bu da ne yapıyor? İşte şunu silelim şimdilik. Anlaşılabilsin diye. Burada bir item ekledik. Burada da yine bir item ekledik. Aynı işe yarıyor şu anda. Bütün sayfamız burada.
Şimdi biz bunu parçalara ayıracağız. Birinci item navbar olacak. İkinci item body olacak. Ama gördüğünüz gibi yan yana gelmişler. Ise neden yan yana gelmiş? Gelmemesi lazım aslında ama. Hakikaten neden gelmiş? İkisinin ayrı olması gerekiyordu. Kalın da her biri yan yana mı geliyordu? Alt alta gelmesi lazımdı bunların. Niye buraya geldiler? Ne var? Body. Acaba sadece bunu eklediğimiz için mi? Buraya mesela bir tane label ekleyelim. Label. Ne var? Bakalım. Evet. Sadece yazı eklediğimiz için düz yazı aldığından dolayı HTML'de de hani biliyorsunuz yazılar yan yana geldiği zaman eğer herhangi bir etiketin içerisinde değilse yan yana dizilirler. Burada da aynı mantık kullanılmış. O yüzden kalınların her bir elemanı yan yana gelmemesi için biz bunu da bir element olarak ekledik. Double element olarak. Şimdi tabii ben daha doğrusu web tasarımında şöyle bir olay var. Siz sayfayı her parçaladığınızda parçaladığınız her bir bölüm de aslında bir sayfa gibi kullanılabilir. Yani ilk etapta mesela bütün bir sayfa burası ya. Ben bunu iki parçaya ayırıyorum. Burası mesela navbar olsun diyorum. Bu navbar artık bir başına yeni bir sayfa olmuş oldu aslında. Sonra bunu da parçalara ayırabiliyorsunuz. Sonra o parçayı da parçalara ayırabiliyorsunuz. O parçaların içerisinde işte isterseniz satır satır, isterseniz kolon kolon şeklinde de nesneleri yine dizebiliyorsunuz. Dolayısıyla yani her defasında aslında aynı mantığı yürütüyorsunuz. İşte bunu parçala, bunun içine bunu yerleştir. Bunu parçala, bunun içerisine şu satırları ekle. Bunu parçala, şu satırın içerisine şu kolonları ekle gibisinden sürekli tekrar eden bir işlem var. Şimdi bizim birinci item bir tane header olacak. O yüzden ben geliyorum bir tane header dosyası oluşturuyorum. Main'de mod header diyorum. Header'ı çağırdık. Sonra header'ı açıyorum. Bu birinci item'ı header olduğu için bakın header elementi yan yana diziyor elementlerini. Kendi elementlerini yan yana diziyor. Dolayısıyla biz row'un elementlerini pardon navbarın elementlerini row olarak kullanacağız. Çünkü row item'larını yan yana diziyor. Tabi bir tane row değil. Row içerisine row da kullanabiliriz. Şimdi öncelikle bir tane row ekledim. Sonra geliyorum. Bunun birinci item'ın sağ taraf olsun. Burası. İkincisi de sağ taraf olsun. Pardon, birincisi sol, ikincisi sağ. Buraya da geliyorum. Artık bunu çağırmıyorum. Neyi çağırıyorum? Header'ı çağırıyorum. Burada header'ı kullanmak için şu fonksiyonu açıyorum ve geliyorum buraya diyorum ki header'ın root fonksiyonunu çağır. Şimdi bakın sol ve sağ yan yana geldi. Ama ben bunları tabii birbirinden ayırmak istiyorum. Dolayısıyla şöyle bir şey çıkıyor. Ben navbarı ikiye ayıracağım. Biri buradaki row olacak, biri bu taraftaki row olacak. Dolayısıyla her bir row'un her bir item'ı ayrıca bir row olacak. Geliyorum buraya. Bir tane left navbar oluşturuyorum ve diyorum ki sen sola yaslan. Buradaki ise önce bunu bir kaldıralım. Anlatmakta fayda var. Şimdi bu birinci item'ı. Row'un birinci item'ı bu. Tamam. Buraya geliyorum. Birinci item sol olduğundan dolayı left diyorum. Left'i çağırdık. Şimdi left burada. Libredo. Tamam. İkincisini de çağırıyorum. Bu defa right diyorum. Right now. O da burada. Sonra bunları da bir silerim. Şimdilik şöyle. Geldik.
Gördüğünüz gibi hepsi yan yanda. Dolayısıyla ben şimdi sağ taraftaki row ile sol taraftakini birbirinden ayırmak istiyorum. Bunları nasıl yapacağım? Gayet basit. Geliyorum sol taraftakine bir style ekliyorum. S bir style ekliyor. Yani CSS'deki yaklaşımın aynısını burada kullanabiliyoruz. Diyorum ki align new. Burada new demeniz lazım. Önce bir align oluştursun ondan sonra. Sonra geliyorum diyorum ki left yap. Bu left oldu. Aynısını geliyorum buraya yine S. S'in içerisine yine bir align. Bu S'in içerisine sadece align eklemiyorsunuz. Ayrıca bütün stil elementlerini de ekleyebiliyorsunuz. Align onlardan sadece bir tanesi. Buna da right diyoruz. Şimdi libretto sol tarafta olacak. Login sağ tarafta olacak. Oldu. Ama bizim bu menülerimiz tavana ve sağa ve sola tamamen yaslanmış bir vaziyette. O yüzden ben bir defa birinci kalımı geliyorum, test diyorum. Bunu yukarıdan boşluk bıraktırıyorum. Buna da diyorum ki tap. Tap yani üst tarafından boşluk bırak. Ne kadar? İşte 15'lik bir boşluk bırak. Bakalım nasıl oluyor. Bakın şimdi aşağı indi. Tamamı aşağı inmiş oldu. Tamam. Şimdi bu ikisini de şu body kısmını çok da sol tarafı tamamını mı acaba şey yapsak? Yukarıdan 15 olsun. Sağdan 10 olsun. Soldan da yine 10 olsun. Şimdi bütün bir sayfamız yukarıdan 10, buradan pardon yukarıdan 15, buradan 10, buradan 10 boşluk bırakacak şekilde oldu. Ben Libretto'da bütün bir alanı kullanmak istediğim için çok fazla boşluk bırakmak istemiyorum. Şimdi geldik nereye? Geldik şuna. Buraya Login ve Sign'in ekleyeceğiz. Dolayısıyla sağ taraftakine header'a geliyorum. Yeni bir item ekliyorum. Ve buna da yine link oluşturuyorum. Bu defa login değil, sign diyelim. Pardon. Önce sign in. Burası sign in kısmına. Burası da login'e. Şimdi bunu da yaptık. Bakalım evet yan yana geldiler ama yapışıklar. Hemen geliyoruz buraya. Bu sağ taraftaki navbara S ekliyoruz. Diyoruz ki gap. Her bir element arasında boşluk bırakmak istiyorsanız. Padding bütün elementi kendisinin dışındaki elementlerle olan etkileşimiyle ilgili, boşluğuyla ilgili bir şey. Ama gap ise bu row'un içindeki elementlerin birbirleriyle olan iletişimi. Dolayısıyla geliyorum. Diyorum ki siz X düzleminde birbirinizden 10 piksel uzak durun. Bakalım. Bakın burada boşluk oluşmuş oldu. Ama tabii hala bile bizim bu login'ler bir miktar kötü görünüyor ama sıkıntı yok. Yani en sonunda bunları düzeltebiliriz. Her zaman ben bu şekilde yaklaşıyorum. Şimdi bir de dil desteği ekliyordum ben. Bu dil desteğini eklemek için de kopyaladığım geliştiricisinden aldığım dosyalar var. Bunu da i18 olarak almıştım. Tabii burada biraz değişiklikler yaptım. TR kullandım burada. Daha sonra burada da bir tane storage key kullandım. TR yaptım. Çünkü dedim ki ben ilk önce Türkçeyi kullanacağım. Daha sonra İngilizceye çevirebileceğiz tabii. Bu dosyaları eğer yapan varsa benden istesin. Ben bunu olduğu gibi gönderirim. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada bir tane statik oluşturuyoruz. Bu statiği oluşturmamızın sebebi şu. Yani değişiklik yaptığım anda şak diye ekrandaki bütün yazılar Türkçeden İngilizceye anında geçsin istiyorum. Şimdi burada bir defa up launch storage kullanmışız ama bunu çağırmamışız. Önce bir bunu çağıralım. Ha, çağırmışız aslında. Tamam. Bunu çağırdık.
Storage'i çağırdık. Bunun sebebi şu. Tarayıcının lokal storage'i var. Session storage ya da lokal storage'i var. Biz buradan o bilgiyi alıyoruz. Yani daha önce yer mesela diyelim ki siz İngilizce çevirdiyseniz İngilizceyi yükleyecek. Bunu yükledik. Daha sonra burada da yine lokal storage'ten dili okumaya çalışıyoruz. Acaba bir dil yüklü mü değil mi diye. Burada buna bakıyor. Tabii lang bizim burada belirlediğimiz inamdan geliyor. Herhangi bir lang var mı yok mu diye. Sonra set HTML lang dediğimiz şeyde ne yapıyoruz biz burada? Yine lang'dan lang'ın türünden daha doğrusu dili tarayıcıya söylüyoruz. Mesela tarayıcı N veya TR olarak okumuş ise işte biz buradaki veriyi buna göre değerlendiriyoruz. Eğer tarayıcıdaki veri TR ise lang TR yapacak, değilse N yapacak gibi. Daha sonra tabii bunu document'tan yani DOM üzerinde de ayrıca kaydediyoruz. Sonra burada da çağırma işlemlerini yapıyoruz. Set işlemlerini yapıyoruz. Table lang. Tamam. En sonunda bunu return ediyoruz. Statik olarak oluşturuyoruz ki sürekli kullanabilirim dediğim gibi. Burada bu kısımlarını ben yapamadığım için zaten o yaptı. Yine send wrapper kullanmış, statik referanstan kullanmış yine burada. Btrimap kullanmış. Her bir dili Btrimap'in elemanı olarak eklemiş. Mesela TR'nin bütün çevirileri Btrimap'in bir elemanı. İngilizcenin bütün elemanları da ayrıca bir elemanı şeklinde kaydetmiş. Sonra burada da işte en us. Bunları yapmamın sebebi şu. Burayı değiştirdim ben. Neden değiştirdim? Bakın burada frontend'in içerisine language diye bir tane klasör oluşturdum. Burada bir tane Türkçe, bir tane de İngilizce dosyası, FTL dosyası oluşturdum ama nasıl çağırdığıma dikkat edin. Bu mesela Türkiye'nin Türkçesi, bu da Amerika'nın İngilizcesi anlamına geliyor. Tabii sadece N de kullanabilirdim, sadece TR de kullanabilirdim ama şimdilik bu ikisi bana yetiyor. Bu şekilde kullanıyorum. Burada da benim bunları kullanabilmem için gerekli olan iki tane mock oluşturulmuş. Bu kısımlar bizim için önemli değil. Yani daha doğrusu yapan kişi zaten yapmış, bırakmış. Bunu kullanabileceğimiz şekilde. Bunun hepsini tek tek açıklamayacağım. Siz dosyayı benden isteyin. Sadece bu T ve TS bizim işimize yarayacak. Aradaki farkı da şöyle söyleyeyim. Bu T makrosunu çağırdığımız zaman bir sinyal olarak bize çeviriyi yapacak. Daha doğrusu bunun içerisindeki işte T'nin içerisine mesela diyelim ki merhaba yazdık. Ben gelmişim buraya. Hello, merhaba yazıyorum. Aynı şekilde geliyorum buraya. Hello, hello şeklinde. Yani diyorum ki ben hello işaretinde sen bana eğer İngilizce dilini kullanıyorsam hello ver. Türkçeyi kullanıyorsam merhaba demiş oluyorum. Bu T makrosu da şuradaki T makrosu da bana bunu sinyal olarak veriyor. Bakalım sinyal. Niye sinyal olarak görünmüyorum? Ha, translate'i çağırmış. Translate'e bakalım. Bakın translate ne döndürüyor? Sinyal return ediyor. Yani ben ona bir eleman vereceğim. String vereceğim. Burada gönderdiğim string'i alacak. Sonra bu string'i bana sinyal olarak verecek. Sinyal olarak vermesine sebebi şu. Biz bunun üzerinde mesela dil değiştiği anda buradaki değerler de değişecek haliyle merhabadan hello'ya geçiş yapacak. Sinyal alıyorum ki maksat değişiklik olduğu anda, dil değiştiği anda ben bunu kullanabileyim. Şimdi bunu da ekledim. Şimdilik herhangi bir problem yok gibi görünüyor. Bir deneyelim. Bakalım çalışacak mı? Buraya gelelim. Mesela hello değil. Dolce diyelim. Türkçe olduğunda giriş yap. Tamam.
Aynı şeyi geliyoruz buraya. Login. Log in olsun. Şimdi headers'a geliyorum ve diyorum ki şurasını label değil, label signal yapıyorum. Sonra T makrosunu çağırıyorum ve T makrosuna diyorum ki sen login'i çağır. Tamam. Ama şu anda dili değiştirebilecek şeyleri yapmadık. Bu T'yi de yüklememiştik bu arada. Hemen onu da yükleyelim. 100 krate i18. Tanımladık ama tabii geliyoruz buraya. Önce i18'i de mod olarak ekliyoruz. Şimdi çalışmış olması lazım. Çalıştı. Herhangi bir sıkıntı yok ama dili değiştirmediğimiz için etkisini de şu anda göremiyoruz. Bakın sign-in böyle oldu. Giriş yap şu anda Türkçe oldu. Gördüğünüz gibi. Biz ne yazdık? Login yazdık. Dikkat ederseniz. Şuraya login yazdık. Ama o gitti. Buradaki değeri buldu ve bunu aldı. Şimdi bu dil ayarlarını da yapıp üzerinden bir geçelim. Nereye yapalım bunu? Bu sign-in'in yanına bir tane dilin return'ünü alalım. Mesela tıklayınca bir liste açılsın istiyorum. O listeden okusun istiyorum. Ama ona gelmeden evvel önce bir ara verelim. Sonra tekrar devam ederiz.